Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çeng enstrümanını tanıyacağız. Bir de konuğumuz olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Merhaba Samet Hocam, değerli izleyiciler, sevgili çocuklar. Evet arkadaşlar, sizlere konuğumdan bahsetmek istiyorum. Konuğum bir çeng sanatçısı. İsmi Kanıkey Güvenç Akçay. Ben şahsen tanıyorum kendisini. Şimdi isterseniz kendisini kendi cümleleriyle, kendi ağzından tanıyalım. Evet, Kanıkeyciğim, programımıza hoş geldin. Arkadaşlara senden biraz bahsettim. Seni tanıdığımı söyledim. Fakat onlar da seni tanımak istiyorlar. Onlara kendinden bahseder misin biraz? İsmim Kanike Güvenç Akçay. Kanike yabancı bir isim değil. Han kızı demek. Hanın kızı Kırgız Türkçesinde Manas'ın hanımının ismi ayrıca. Benim anne tarafım Azerbaycan Türklerinden, baba tarafım Kazan Tatarı ve Kırgız Türklerinden. Ben İstanbul'da dünyaya gelmişim. Kedileri ve müzisyenleri meşhur olan Doğancılar bölgesinde gözlerimi açmışım. Evet Kadıkey. Müzikle peki nasıl tanıştın? Hangi enstrüman çalarak başladın? Nasıl müzisyen olmaya karar verdin? İlk enstrüman derslerini kimden aldın mesela? Bize bunlardan bahseder misin biraz daha? Benim müzikle olan bağım anne karnındayken başlamış, hepimizinki gibi. Annemin güzel namelerini işitmişim, babamın güzel sözlerini, seslerini, müziğini işitmişim. Tabii ben bizim ailede iki numarayım. Benden 2 yaş büyük, bir de ablam var. Sümbike Güvenç Noris, o da müzisyen, ressam, Ebru çalışmaları yapıyor, grafik tasarımcı. Biz tabii şanslıymışız. Hem müzisyen hem akademisyen bir ailede dünyaya gelmişiz. Müzik hayatımızın içinde hep var olmuş. Ufaklık fotoğraflarıma baktığım zaman da yani kendi hatırladığım o zamanlara dair anılarımda da evimizde hep müzik olurdu. Pek çok müzisyen, babamın müzisyen arkadaşları gelirlerdi, icralar yaparlardı. Tabii biz o dönemler ufağız. İşte udum mesela iç kısmına mızrabı işte geçirmeye çalışırdık. İşte bendirleri biz de ritim tutmaya çalışırdık ya da ya söylerdik ya da onlar müzik yaparlardı biz de dans ederdik. Babamın pek çok icra ettiği enstrüman vardı. Kendisi dünya çapında önemli bir müzisyendi ve müzikle terapi uzmanıydı. İsmi Rahmi Oruç Güvenç. Onun kurmuş olduğu bir grup var. Tüm Hata Türk Musikisini Araştırma ve Tanıtmak Grubu. Türk müziğinin tarihini, gelişimini, tedavi değerlerini, icra şekillerini, enstrümanlarını araştırmak ve geliştirmek, bunları tanıtmak için kurmuş olduğu bir grup. Bu grup 1976 yılında kurulmuş. Ben daha tabii o zaman da dünyada yokum. Ben 89 doğumluyum. Ufakken Tümata grubunun çalışmalarına götürdü babam bizi sık sık. Burada bu nameler bizim zamanla kulağımıza işlemiş. Bu enstrümanları işte farklı çeşitli enstrümanları görmek estetik duygumuzu geliştirmiş, kültüre olan bağımızı arttırmış. İstanbul'da Sultanahmet'te babamın oluşturduğu çok önemli bir müze var. Çalgı Müzesi, kendi koleksiyonu, Tümata Merkezi de burada. Yaklaşık 400'e yakın enstrüman var Türk dünyasına ait. Babam Orta Asya bölgelerine yaptığı seyahatlerde bu enstrümanları bir araya getirmiş. Pek çoğunu yurt dışından getirmiş ya da Feridun Obul ustayla, Oktay Süleyman ustayla kaynaklardan edindikleri fotoğraflar, belgelerle çalınabilir hale getirmişler. Yani insan formuna uygun hale getirip bu müzeyi oluşturdular. Tümata'nın geleneksel salı günü provaları bu müzede yapılıyor. Ve ufaklığımızdan beri de ablamla beraber babam bizi hep bu provalara götürmeye çalıştı, götürdü. Ve burada Türk müziğinin farklı enstrümanlarını, icra şekillerini, danslarını izleme fırsatımız oldu. Farklı bölgelerden, Orta Asya ülkelerinden pek çok müzisyen ya da dansçı kişiler geliyorlardı çalışmalara. Onları gözlemliyorduk, izliyorduk, biz de yapmaya çalışıyorduk, şarkı söylüyorduk, ritim vuruyorduk, dans ediyorduk. Ve bu şekilde bir birikim oluşmaya başladı. İlkokulda
Tabii müzik derslerini çok seviyordum. Flüt çalıyorduk, blok flüt çalıyorduk. O kadar çok seviyordum ki çok çalışıyordum blok flütte. Ve bazen hoca derse gelirdi ve önce notayı benim önüme koyardı. Hadi çal bakalım diye ve heyecanla çalardım. Daha sonra ilkokulda, ortaokulda, korolarda olmaya başladım. Blok flüt çalıyordum ya da şarkı söylüyordum. Tabii karşımda çok önemli bir örnek vardı. Babam Rahmi Oruç Güvenç. Kendisi için hani şunu da derler pek çok arkadaşı da, eline aldı, neredeyse her enstrümanı icra edebilir. Gerçekten de öyleydi. Yaylılar, telliler, vurmalılar, üflemeliler pek çok enstrümanı icra ediyordu ve çok da güzel icra ediyordu. Hatta bir enstrüman müzesi için onunla bir kayıt yaptılar. Yaklaşık 50 tane enstrümanı çalıyor. Ve üflüyor, yaylılar var, telliler var. İdolüm benim babam olmuştu. Pek çok kişiden duyuyordum işte bir enstrümana yönel, sadece bir enstrüman çal, ona odaklan. Ama karşımda öyle bir idol vardı ki eline aldı, her enstrümanı çalıyor. Çok da güzel çalıyor. Dedim bunda bir sır var. Daha sonra yavaş yavaş ben de farklı enstrümanlara yönelmeye başladım. Sadece flüt olmadı, bendir çalmaya başladım. Ufaklık fotoğraflarımda yine hep bendirle fotoğraflarım var. Sonra yine ufaklık fotoğraflarımda ben de elime rebabı almışım. Arkamda da bir modelini görebilirsiniz. Elime rebabı almışım. Ablam da eline udu almış. Daha sonra ama bu kısa bir süre sonra bu değişmiş. Ben elime udu almışım, ablam eline rebabı almış. Ve ilk hocam tabii ki de babamdı udda. Uda başladım. Biraz ilerletmeye çalıştım ama babamın çok seyahati oluyordu. Ve herhalde kendi okul sürecimden dolayı da biraz ara verdim uda. Daha sonra tekrardan uda başladım. Ve Samet hocam, sizinle ders yapmaya başladık udla beraber. Ve farklı enstrümanlara da tabii bu süreçte yönelmeye çalıştım. İşte domra enstrümanı, Kazak, Kırgız, Altay bölgelerinde kullanılan enstrümanlardan bir tanesi. Yine kıl kopuz, yine aynı şekilde. Biraz kıl kıyak, flüt yine üflemeye çalıştım. Pentatonik yapıdaki flütleri. Ve sonraki durağımda çeng oldu. Aslında udla biraz paralel gitmeye başladığı bir dönemde çeng. Yaklaşık bir 6 sene olmuş olabilir çenge başlayalı. Ve evet, müzik her daim hayatımın içinde oldu. Ve tabii Tümata grubuyla, babamla beraber pek çok konserlere eşlik etmek nasip oldu. Seminerlere, işte müzik kurslarına onunla beraber gitmem nasip oldu. Onun çalışmalarına katılmam da nasip oldu. Ve evet, bazı şeyleri aslında tabii ki provalarda öncesinde ama sahnede de keşfetmeye başladım. Sahnenin heyecanı tabii çok farklı. Hani çalıştığınız, hani beraber provada yapıyorsunuz ama tabii ilk başlarda bir heyecan oluyor. Aslında bu heyecan hep devam ediyor. Hiç heyecanlanmadım gibi bir şey ben söyleyemem kendi açımdan. Her yine sahneye çıktığım zaman heyecanlanıyorum. Ama bunlar deneyim kattı hayatta. İşte nasıl akord yapacağıma, işte nefesimi nasıl kullanacağıma, nasıl kendimi rahatlatacağıma, nasıl iletişim kuracağıma dair pek çok şeyler kattı tabii ki de. Süreçte bir yandan müzik hayatım, bir yandan akademi ve eğitim hayatım devam ediyordu. Ama müzik bana çok şey katıyordu gerçekten. Mesela okul dönemlerinde Tümata'da öğrendiğim işte danslarla, okulda önemli günlerde arkadaşlarımızla beraber dans ediyorduk. Orta Asya kıyafetleri giyiyorduk. Ya da önemli günlerde hemen bir şarkı okutturuyorlardı hocalarımız. Bu süreç tabii ki hayatım boyunca devam etti. Şimdi üniversitede ders vermeye başladım. Geleneksel Türk musikisi çalgıları, Sufi tasavvuf musikisi çalışmaları gibi dersler vermeye başladım. Ve aslında yaptığım çalışmalar, akademide de görüntü sanatlarından mezun oldum ben bu arada. Yaptığım çalışmalarda da hep müzikle birleştirmeye çalıştım.
Neden konservatuar okumadım? Aslında konservatuarı kazandım. Ama gönlüm benim o dönemde fotoğraf ve videodan yanaydı ve aslında sualtı fotoğrafçılığı ve videodan yanaydı ve o bölümü seçtim o dönemde. Ama sonradan da müziği ve görüntüyü birleştirmeye çalıştım. Tümata'nın çalışmalarını belgelemeye başladım, kayıtlarını yapmaya başladım. Şimdi de aynı zamanda doktora yapıyorum ve yine yapacağım çalışma müzikle ilgili olacak inşallah. Ve hayatım boyunca da devam edecek gibi hissediyorum. Ve müziğin tabii ki farklı alanlarda kullanımını da öğrenmeye başladım. Bunu uygulamaya başladım bu süreçlerde. Müzik tedavi çalışmalarına babamla beraber katıldım. Ve orada çok müziğin farklı boyutlarını anlamaya vesile oldu bu çalışmalara katılmam. Babamın uyguladığı müzikle tedavi yöntemleri geleneksel olarak Selçuklu ve Osmanlı dönemi şifahanelerinde, tabii o zaman dönemin hastaneleri onlar ama şifa evi olarak anılıyorlar. Bu şifahanelerde uygulanan müzik terapi yöntemiydi ve yüksek lisans zamanımda bu konuyla ilgilenmeye başladım ve şifahanelerde uygulanan müzik ile tedavi yöntemlerini araştırarak bu konuda bir tez hazırladım. Ve konunun tabii daha derinine inmeme vesile oldu. Konularda, yani Türklerde müzik ve hareket terapisi geleneği konularında Tümata grubumuzla beraber çeşitli konserler, etnomüzikoloji konserleri, uygulamalı, açıklamalı konserler, seminerler, müzik kursları düzenliyoruz. Ve bu geleneği tüm Tümata üyeleri olarak devam ettirmeye çalışıyoruz. Akademi hayatım devam ederken evlendim. Eşim Sertaç'ın da ailesi müzisyen bir aile. Kayınpederim ut çalıyor. Eşimin ablası Öyküm sanatçı. Ailede çok ut çalan, şarkı söyleyen var. Tabii bunlar bu konunun çok güzellikleri. Müzik bir bütünlük sağladı ayrıca ailemizde. Farklı bir iletişim de sağladı. Annem Selvinaz, adı güzel, şimdi Urfa'da ama ufaklığımdan beri hep ablamın da benim de destekçimiz oldu. Edebiyat öğretmeniydi eskiden ve okuduğumuz eserlerin açıklamaları, derin manaları üzerinde bize çok destek verdi. Bu manaları bildiğimiz zaman, anladığımız ve hissettiğimiz zaman daha hisli çalacağımız, daha hisli okuyacağımız yönünde hep bize destek oldu. Evet Kanike, şimdi biraz çeng enstrümanından konuşalım istersen. Çeng enstrümanı ilk kimler tarafından çalınmış, hangi tarihlerde çalınmış ve nasıl çalınmış? Bu konularda bizi bilgilendirir misin? Çeng tarihte aşıkların sazı olarak geçer. Divan edebiyatında, divan şiirinde sevgilinin cefasıyla, hasretiyle boynu bükülen aşık olarak tanımlanır. Literatürde Farsça bir kelime çeng, el pençe, eğri büğrü anlamı var ve bir enstrümanın ismi. Enstrümanı gösterelim çengimizi. Biraz büyük bir enstrüman, kadraja tam sığamadık. Şu şekilde gösterebilirim. Ya da şu uzaktan şekilde. Büyük bir enstrüman. Bu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde kullanılan bir modeli. Genelde kayın ağacından ya da dut ağacından yapılıyor tahta kısımları. Tabii eskiden ipekmiş, şimdi plastik teller kullanılıyor. Tek telli olduğu gibi 20-30 telli olan çengler de var. Farklı tellerin sayısının yükselmesi için tabii ki çengin biraz daha büyük olması gerekiyor ve daha fazla notaya basılıyor bu şekilde. Asya, Orta Asya kökenli bir enstrüman çeng ve arpın atası olduğu düşünülüyor. Neden çeng ismi verilmiş? Muhtemelen tarihte şöyle söylüyorlar. Muhtemelen icracı çengelleyerek
çaldığı için eseri, yani parmak hareketlerinden dolayı Cenk ismi verildiğine dair bilgiler var. Şurada görebilir misiniz bilmiyorum ama havaya kaldırarak hani. Gibi kısa bir şey göstermeye çalıştım, çengelleme nasıl oluyor diye. 20. yüzyılın başlarında Sovyet-Rus araştırmacılar Rudenko ve Gryaznov Pazırık Vadisi'nde, Altay bölgesinde Pazırık Vadisi'nde bir kazı çalışması yapıyorlar ve bu kazı çalışması sırasında bazı kilim parçaları ve bir çeng buluyorlar. Yaklaşık 4000 yıllık bir enstrüman bu çeng ve şu anda orijinali Rusya'da St. Petersburg Müzesi'nde sergilenmekte. Oruç hocamız bu çengin bir modelini Luthier Feridun Obul ustamızla beraber çalışıp yaptılar. Burada onun bir örneğini görebilirsiniz. Biz de çalışmalarımızda bu enstrümanı icra etmeye çalışıyoruz. İsmi Pazırık Çengi. Ve sonra tarihte hani pek çok medeniyet kullanmış Selçuklu Osmanlılar, Mezopotamya bölgesi, Mısır, Antik Yunan, Roma, Moğollar, İran, Azerbaycan, Türkleri, Uygurlar, Uzak Doğu, Güneydoğu bölgelerinde pek çok medeniyette, pek çok ülkede çeng ve arplar icra edilmiş, kullanılmış. Sümer soyuna ait, birinci Ur soyuna ait kral mezarlığında bazı kazı çalışmalarında orijinal çengler bulunmuş ve Londra'da British Museum'da sergilenmekte. Yine Sümer kraliçesi Şubat Hanım'ın çeng icra ettiğine dair bilgiler var. Milattan önceki 800 yılına ait bir çeng bulunmuş. Bu çengin üstünde, yani şu ön kısmında bir boğa figürü var ve farklı desenler var. Bu boğa figürü ve desenler güç ve bilgeliğin sembolü. Yaklaşık olarak 8 ile 11 tel arasında tel sayıları değişiyor. Sümer mitolojisinde aşk ve savaş tanrıçası İştar ile ilişkilendirilir. Bu çalgının İştar'ın tahtası olduğu söylenmiştir. Ve İştar törenlerinde, tanrı ve tanrıçalarla ilgili yapılan törenlerde bu enstrüman kullanılmıştır. Saygınlığı buradan gelmektedir. Ve Hazreti Davut peygamberin de lir ve çeng çaldığına dair bilgiler vardır. Hatta Çengname kitabında, Ahmet-i Dahi'nin yazmış olduğu Çengname kitabında da bu konuya ait bilgiler mevcuttur. Şöyle kitabı da biraz gösterelim. Burada çeng çalan bir tasviri görüyoruz. Günümüz Türkçesine bu kitabı Gönül Apaytekin çevirmiştir. Çeng hakkında çok güzel yazılar vardır, açıklamalar vardır farklı ülkelerle, tarihiyle ilgili. Her bir uzuvunun, çengin her bir uzuvunun dile geldiğiyle ilgili çok güzel betimlemeler vardır. Bir Orta Asya devleti olarak Hunlar da çeng enstrümanına sevmişlerdir, bu icra etmişlerdir. Hatta kunku ismi verilmiştir. Ve Kafkas ülkelerinde de bu enstrüman çalınmıştır. İran'da, Moğol saraylarında, eski Hindistan saraylarında, Antik Yunan'da, Roma'da bu enstrüman icralarda kullanılmıştır. O zamana ait bazı belgeler olarak seramikler, mühürlerde ya da farklı taşlara yapılan resimlerde çeng çalan kişilere dair bilgiler vardır. Resimler, çizimler vardır. Araplar bu enstrümana sanj ve çeng ismini vermişlerdir. Farklı şekillerde de telaffuz edilmiştir bu enstrüman. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi ve babası Bahattin Veled Hazretleri Horasan bölgesinden Anadolu'ya geldikleri zaman Mevlevi kültürünü oluşturacak olan
farklı malzemeleri de beraberlerinde getirmişlerdir. Bunlar arasında musiki aletleri vardır. Rebap, kudüm, zil, halile, çeng bu malzemeler arasındadır ve çeng mevlevi musikisinde de kullanılmıştır. Şekil itibariyle yerde oturarak çalınması çok daha uygun. Bazı büyük çeng modelleri var. Özellikle yine Selçuklu ve Osmanlı'da kullanılan çenklerde ayakta çalınması için uygun olan çenkler çok büyük modeller. Onlar ayakta çalınıyor ama daha ufak olan versiyonları yerde oturarak yani toprağa yakın bir şekilde icra ediliyor. Yaklaşık 2500 yıl boyunca sadece Orta Doğu'da değil, Orta Asya, Uzak Doğu bölgelerinde kullanılan çenklerin en uzun süreli kullanılan modeli Osmanlı çengidir. İstanbul'da biçim bakımından farklı özellikler almıştır. Safiyüddin Umrevi, Abdülkadir Meragi gibi büyük alimler çenk hakkında bilgiler vermişlerdir. Detaylı bilgiler vermişlerdir. Çenkname eserinde de çenk hakkında detaylı bilgiler mevcuttur. 15. ve 18. asırlarda sadece saraylarda değil, özel toplantılarda, düğünlerde ve farklı meclislerde de çeng çalındığına dair bilgiler mevcuttur. Minyatürlerle gösterilmiştir. Müzike tedavide kullanılmıştır çeng. Edirne şifanesinde ve diğer şifanelerde de icra edilmiştir. Ruhu dinlendirici etkisi vardır çengin. Nasıl müzik kan basıncımızı etkiliyor, vücudun kan akışını, solunum sistemimizi etkiliyor, duygu durumumuzu etkiliyor, bizi dinlendiriyor, gevşetiyor, ilham duyguları uyandırıyor. Çengin de rahatlatıcı bir özelliği vardır. Sesi su sesi gibidir. Bu nedenle müzik tedavide kullanılan önemli enstrümanlardan bir tanesidir. Şimdi günümüzde de hem müzikle tedavide hem de klasik musikide, mevlevi musikisinde de icra edilmektedir. Yurt dışında ve Türkiye'de de yapılan klinik bazı çalışmalarda çeng ve arp enstrümanının da tedavilerde kullanıldığına dair bilgiler mevcuttur. Biz de kendi uygulamalarımızda bu çeng enstrümanını icrada kullanıyoruz. Çok da olumlu sonuçlar alıyoruz. Çeng sazı 18. yüzyılda artık çok kullanılmamaya başlanmış ama yine de bırakılmamış, yine de icra edilmiş. Fakat 19. yüzyılda Batı enstrümanlarına yönelilmesiyle, ona duyulan ilgiyle artık çok kullanılmamış. Fakat günümüzde durum değişti. Çeng'e ilgiler artmaya başladı. Peki Kanike, çeng enstrümanı nasıl tutuluyor, nasıl çalınıyor? Bunu bize bir gösterebilir misin? Kucağımıza alıyoruz, bu şekilde çalıyoruz. Bir bebek gibi sol elimizde onu kavruyoruz ki düşmesin. Sol dizimize koyuyoruz enstrümanı. Tabii yani pek çok eski minyatürlerde hani sol tarafta olduğuna dair bilgiler var. Yine sağ tarafta da icra edildiğine dair pek çok minyatürde bunu da rastlıyoruz. İki tarafta da olabilir. Sol elimiz kavruyor çengi bir bebek gibi. Düşmemesi için ve kavradığı için de aslında çok fazla öne doğru gidemiyor. Onun için sağ el ve sol el birlikteliğiyle beraber icra ediliyor. İki elle, parmaklarla icra ediliyor ve kesinlikle tırnaklarımızın olmaması lazım. Ve biliyorsunuz pek çok enstrümanda tırnak iyi ses çıkartmıyor, cızırtı veriyor, baskıları düzgün yapamıyoruz. Çeng de kesinlikle canının acımaması için tırnak istemiyor. 24 teli var. Yegahta başlıyor. Kalın R'de başlıyor. Ve tis fa'da bitiyor. Çalması çok güzel çenklerden bir tanesi. Ses haznesi olarak pek çok eserde yeterli. Improvizelerde çeşitlilik sağlıyor. Bu Selçuklu ve Osmanlı çeng modellerinden bir örnek. Farklı çeng modelleri de var. Mesela ay çeng, ay şeklinde Orta Asya, Azerbaycan bölgelerinde icra ediliyor. Bu enstrümanın 11. yüzyılda Azerbaycan bölgesinde icra edildiğine dair bilgiler var. Ok yaytar, Tataristan bölgesinden Asya çalgısı.
Şekli oka ve yaya benzer. Enteresan bir enstrümandır. Haskar enstrümanı var. Haskar 40 telli bir enstrüman. Yine Anadolu ve Asya bağlantısı var bu enstrümanın. Farklı çeng modelleri tarih boyunca var olmuş. Günümüzde de hala icracıları var. Peki Kanike, çeng enstrümanına bugün ilgi var mı? Varsa gençler mi daha çok ilgileniyor yoksa orta yaşlı insanlar mı ilgileniyor? Yani insanlar gördükleri zaman etkileniyorlar mı, çalmak istiyorlar mı? Bize bundan bahseder misin biraz? Çenge bugün ilgi var. Oldukça da fazla aslında. İnsanlar duyduklarında çok etkileniyorlar sesinden. Çok mistik geliyor sesi ve hemen dokunmak istiyorlar tellerine, ses çıkarmak istiyorlar. Aslında öğrenmesi kolay bir enstrümanlardan bir tanesi. Çünkü akort ettiğiniz zaman hani tellerden doğru ses çıkıyor, güzel ses çıkıyor, ahenkli ses çıkıyor. Şurada akort yerini de gösterelim. Burgularımız var, burgular aracılığıyla ve anahtarımız var. Farklı şekilleri de var anahtarların. Bu şekilde burgulara geçirerek, döndürerek akort yapılıyor. Tabi akort etmesi biraz zaman alan enstrümanlardan bir tanesi. Aynı biraz santur gibi. Akort etmeye orta tellerden başlanılıyor. Rast perdesinden genellikle başlanıyor. Tizlere gidiliyor ve daha sonra yegah perdesi ön kısımlara akort ediliyor. Bakıyorsunuz tutuyor mu? Eğer tutmadıysa tekrar baştan akort ediyorsunuz. Çünkü üstü deriyle gerildiği için yani yaptığınız hareketlerle o deri ufak ufak geriliyor ve tüm deriye etkileyebiliyor. Onun için bir de hani eskiden belki de icra edilmesi daha az yani kişi icra etmiş olabilir. Akort ya ettikten sonra çok rahat bir şekilde icra edebiliyorsunuz aslında bu enstrümanı. Onun için günümüzde de sevenleri oldukça fazla. Ve bu enstrümanı tekrardan eski zamandan sonra tekrardan hatırlatan kişilerden birisiydi Rahmi Oruç hocamız. Buradan fotoğrafını göstermek istiyorum çenge icra ederken. Ben de ilk onun nameleriyle duydum, onun icrasıyla gördüm ve mest oldum ve bu şekilde çeng enstrümanına başladım. Tıngır mıngır o televizyon izlerken ben de yanda çalmaya başladım ve bir Miko hocam oldu babam. Daha sonra kendi kendime geliştirmeye başladım, çalıştım onun aramızdan ayrılmasından sonra. Yetiştirdiği pek çok öğrenci var. Hande Başaran da onlardan bir tanesi. Yine pek çok kişi ilgileniyor bu enstrümanla, çengle. Pek çok üstad var. Fikret Karakaya, Şirin Pancaroğlu gibi çok önemli sanatçılarımız da bu enstrümanla ilgileniyorlar. Eğitimlerini de veriyorlar sanırım. Ben de nacizane Tümata Enstrüman Müzemizde geçen sene açtığım bir kursta bu enstrümanın eğitimlerini vermeye başladım. Katılım da, ilgi de var. Seviyorlar, çok seviyorlar enstrümanı. 2 senedir de üzerine çalışıyorlar. Tabii biraz zaman da ayırmak gerekiyor enstrümanın icrasında. İnşallah daha çok kişi bu enstrümanla ilgilenir diyelim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda çeng enstrümanı hakkında harika bilgiler edindik. Şimdi bu enstrümanın eminim hepiniz sesini çok merak ediyorsunuzdur. Ben de bilmeme rağmen daha çok merak etmeye başladım. Acaba ne bekliyor bizi? Şimdi Kanike'ye dönüyoruz. Evet, Kanike, çengle bize bir şeyler çalar mısın? Biz hakkındaki tüm bilgileri aldık. Çok keyifli, çok güzel bir sohbet oldu. Seni dinlemek harikaydı. Biz şimdi sesini merak ediyoruz bu enstrümanın. Bize bir şeyler çalar mısın rica etsek? Tabii çalarım. Çalacağım eser İdil Ural Türklerine ait bir eser. Abdullah Tukay'ın sözlerini yazmış olduğu "İ Tugantil, doğdum" dil. Thank you.
Gerçekten müthiş, harika bir sesi var. Tıpkı ipek gibi, bir yağmurun toprağa damlaması gibi. Çok çok beğendim kanikecim. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Seninle sohbet etmek harikaydı. Ben de çok teşekkür ederim Samet Hocam, bu konuyla ilgilendiğiniz için. Bu enstrümanı, bu kadim enstrümanı tanıtmak çok değerliydi benim için. Bu kısa zaman olsa da elimden geldiğince tanıtmaya çalıştım. Çok teşekkür ederim. Son olarak genç arkadaşlarımıza tavsiyelerin nelerdir Kanikey? Müziğe başlamaya hevesli arkadaşlarım var. Onları tanıyorum. Eminim şimdi onlar da bu sorunun cevabını düşünüyorlardır. Acaba bize bir şey söyler mi diye bekliyorlardır. Evet, çok uzatmak da istemiyorum. Sözü sana bırakıyorum Kanikey. Genç arkadaşlar tavsiyelerini dinliyorlar. Evet, genç arkadaşlarımız. Müzik hayatımızın içinde var. Hayatımız bir müzik. Her şey bir frekans, her şey bir ses titreşimi. Aslında vücudumuzun kendisi bir müzik. Bakın, vücudumuzun bir ritmi var ve vücudumuz ritmi ahenkli olduğu zaman sağlıklı oluyoruz. Müzik bizim bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyor. Öğrenme becerilerimizi geliştiriyor. Konsantrasyon eksikliklerimizi gideriyor. Öğrenme güçlüğünü gideriyor. Bunun için ders çalışırken, çalışmadan önce ya da sonrasında müzik dinleyebilirsiniz. Bir enstrüman öğrenmenizde çok büyük fayda var. Çünkü bir enstrüman öğrendiğimiz zaman ne oluyor? Beynimizin iki yarım küresi birden çalışmaya başlıyor. Orada bir bağlantı oluşuyor. Sağ beyin, sol beyin bağlantısı oluşuyor. İki farklı şey yapıyorsunuz aynı anda. İki farklı hareket yapıyorsunuz. Kavrama becerileriniz gelişiyor. Kendinizi ifade ediyorsunuz. Sözle, kelimeyle ifade edemediğiniz duygularınızı müzikle ifade edebiliyorsunuz. Ve hayatımızın her şeyinde var müzik. Ve ilham veriyor müzik, ruhun gıdası. Müzisyen olabilirsiniz. Müzisyen olmasanız bile müzikle uğraşabilirsiniz. Ünlü hekimlerden İbn Sina'nın söylediği çok güzel bir söz var. Şarkı söylemek bedeni ve ruhu koruyan en güzel egzersizdir diyor. Şarkı söyleyebilirsiniz, kendi sesinizi tanıyabilirsiniz, duygularınızı müzikle ifade edebilirsiniz. Gelecek sizlersiniz. Kendi kültürümüzü, Türk kültürümüzü, enstrümanlarını, repertuarlarını, diğer tarih bilgilerini gelecek nesillere aktaracak olanlar sizlersiniz. Onun için kültürümüze sahip çıkın ve her daim müzikle kalın diyorum ve sevgilerimi iletiyorum.